Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte ANSYS CFX'te ısıtma bobininin ısı transferi analizini inceleyeceğiz. Problemimiz silindirik bir problem. Katı bölge ve akışkan bölgemiz var. Katı bölge 1 mm kalınlığında bir kalsiyum karbonat malzememiz mevcut. Ve aynı zamanda bobin 4.4 voltluk bir voltajı bulunuyor. Başlangıç sıcaklığımız, katı bölgemizin başlangıç sıcaklığı 550 Kelvin ve boru bakır borudan oluşuyor. Akışkan bölgemiz ise su, 300 Kelvin sıcaklığında bir su ve giriş hızımız da 0.4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra artık başlayabiliriz. Şöyle ANSYS CFX'i başlatıyorum. Ve bakın buradan çalışma klasörümü görüyorsunuz. Çalışma klasörümde neler var? Şöyle bir bakalım. Mesh dosyam var. GTM uzantılı. ANSYS CFX'in okuyabileceği bir mesh dosyam mevcut. Ve buradan çalışma klasörümü de gördüğünüz gibi seçtikten sonra CFX Play'e tıklıyorum. Pencerem açıldı. Şimdi burada ilk olarak New diyorum ve General diyorum. General'ı seçiyorum. OK diyorum. Şimdi burada ilk olarak ne yapacağım? Tabii ki mesh dosyamı okutmam gerekiyor. Bunun için File, Import, şuradan mesh'i seçiyorum ve mesh dosyamı seçip Open diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi domainim geldi. Katı bölgem mevcut ve akışkan bölgem mevcut. İlk olarak ne yapacağız? İlk olarak malzeme tanımlamalarını yapacağız. Daha sonra domain ayarlamalarını yapacağız. Yani hangi bölgenin nereye denk geldiğini, bölgenin fiziksel ayarlarını yapacağız. Daha sonra sınır şartlarını da belirttikten sonra artık analizimizi koşturacağız. Şimdi ilk olarak malzemelerin özelliklerini tanımlayalım. Şöyle bakın, Materials bölümü var şurada. Buradaki ağacı açıyorum ve benim bakırdı zaten. Şöyle bakıra sağa tıklayıp edit diyorum. Şimdi benim elektromanyetik özelliği bulunan bölgem katı bölgem. Dolayısıyla buradaki kapıra da elektromanyetik bir özellik kazandırmam gerekiyor. Bunun için de Metal Properties'e geldim. Ve buradan elektromanyetik Properties'i açıyorum. Ve konduktivite tanımlamak için şöyle tik hale getiriyorum. Şöyle bakın, artık değer girebileceğim bir alan açıldı. Şimdi buradan konduktiviteye girebilirim. 59.6 10 üzeri 6. Şimdi bakın bu değeri girdim. Ve OK diyorum. Bakır için yaptığım tanımlama bu şekilde. Bir de kalsiyum karbonat oluşturmam gerekiyor. 1 milimetrelik bir kalınlığa sahip olan bir kalsiyum karbonat malzemem bulunuyor. Tabi bu burada mevcut değil. Dolayısıyla benim bir malzeme oluşturmam lazım. Ne yapıyorum? Bakın şuradan Material gördünüz. Buna tıkladım. Ve yeni malzemem için isim girmem gerekiyor. Şöyle kalsiyum karbonat yazabilirim. Yazdım. Şimdi buradan ne yapıyorum? Termodinamik siteyle tıklıyorum ve buradan solid olarak seçiyorum. Benim buradaki malzemem solid. Devam ediyorum. Material Properties'e geldim. Ve buradaki değerlerimi artık girebilirim. Mesela buradan molar mass var. Molar mass için ne gideceğim? 100.087 elimdeki değerleri giriyorum. Ondan sonra density var burada. Density için de 2.71. Tabi birimimizi buradan değiştireceğiz. Gram bölü santimetre küp olarak değiştirdim. Bir de
Spesifik heat tanımlayacağız şuradan. Bunun için de tabii aktif hale getiriyorum ve değerimiz açılıyor. 0,9 olarak girdim. Ve aynı zamanda şöyle bakın, termal conductivity tanımlayacağım. Şu transport property'si şuradan açıyorum. Pardon. Evet. Termal conductivity'yi buradan aktif hale getirdim. Ve 3,85 olarak giriyorum. Evet. Tanımlamalarım bu şekilde malzemem için. Şöyle gördüğünüz gibi termal conductivity girdim. Niçin? Çünkü ısı transferi gözlemleyeceğim. Bunun için bu değer benim için önemli. Aynı zamanda şu değer de ısı transferi için önemli. Malzemenin karakteristik özelliği için bunlar önemli. Ve aynı zamanda malzemenin katı ya da sıvı olduğunu buradan tanımladım. Ve okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bakın 7 malzemem buraya geldi. Artık malzemelerimi tanımladım. Şimdi sıra artık bölgelerimi tanımlamada. İki tane bölgemiz var demiştik. Katı bölge ve akışkan bölgemiz. İlk olarak akışkan bölgeyi tanımlayalım. Şöyle bakın şurada kutu şeklinde bir ikonumuz var. Buna bir kere tıklıyorum ve Water Zone diyorum. Water Zone'a tıkladım. İki tane şöyle gördüğünüz gibi bölgemiz bulunuyor ve farklı isimlendirilmiş coil ve annulus diye. Ben akışkan bölgeyi tanımlayacağım için coil'den farklı diğer bölgeyi seçiyorum. Şöyle annulus'u seçtim zaten. Gördüğünüz gibi bölge seçili hale geldi. Şuradan domain type fluid olacak. Ve akışkan bölgeyi seçti zaten. Ve bizim malzememiz ne? Hava değil. Su olacak. Suyu da buradan seçtik. Buradan yapacağımız başka bir ayarlama bulunmuyor. Fluid Modeless'a geliyorum. Şimdi benim burada ne gözlemlemem gerekiyor? Isı transferi gözlemlemem gerekiyor. Dolayısıyla enerji denklemlerini de çözmem gerekiyor. Bunu aktif hale getirebilmem için şuradan Options kısmından termal enerji olarak açıyorum. Bu yaptığım işlem Fluent'teki enerji equation'ı aktif hale getirmemle aslında hemen hemen aynı. Devam ediyorum. Buradan bakın Domain Initialization var. Buraya geliyorum. Aktif hale getiriyorum. Okey diyorum ve tamamlıyorum. Şöyle birinci bölgemi tamamladım. Akışkan bölgemi tamamladım. Şimdi katı bölgemi tanımlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Diğer bölge default domain olarak tanımlanmış. Şimdi solid bölgemi tanımlıyorum. Tekrar domain dedim. Bu sefer solid son diyorum. Tabi buradan bu sefer ne seçeceğim? Coil seçeceğim şöyle gördüğünüz gibi. Ve solid domain olarak seçtim. Buradan malzememi ne seçiyorum? Copper olarak seçiyorum. Başka ayarlayacağım bir şey yok. Diğer taba geçiyorum. Ve buradan yine termal enerji olarak seçil halde ve elektromagnetiği bakın şuradan aktif hale getiriyorum. Electric Field Model var. Ben buradan ne yapacağım? Electric Potential'ı seçiyorum. Daha sonra Initialization var. Buradan da ne yapacağım? Başlangıç sıcaklığını tanımlamam gerekiyor. Bunun için bakın şuradan otomatik ve sıralı diyorum ve 550 Kelvin olarak girdim. Okey dedim. Buradaki tanımlamalarım bitti. Şimdi bakın şöyle gördüğünüz gibi Water Zone ve Solid Zone'umuz var. Şimdi artık sınır koşullarını oluşturmaya geldi sıra. Şöyle bakın şuradan Boundaries'e tıklıyorum. Ve hangi bölgedeki sınır şartını tamamlayacağım? Solid Zone'daki Solid Zone'a tıkladım.
Ve birinci sınır şartım olan ground'u biliyorum. Şöyle ground olarak yazdım. Ground dediğim yer neresi? Şöyle coil end one. Şöyle şuradaki bölgeyi tamamlayacağım. Tabii buradaki elektriksel bir ısıtma mevcut. Dolayısıyla buna göre bir sınır şartı tamamlayacağım. Boundary details'e geldim. Ve şuradan bakın electric field'den voltaj giriyorum. Ve buradan işte sıfır voltaj olarak girdim ilk olarak. Daha sonra çıkışta da 4.4 voltaj olarak gireceğim. Ve bu şekilde bir tanımlama yapmış olacağım. Okey dedim. Bakın şurada ground olarak bir tane sınır şartım geldi gördüğünüz gibi. Tekrar buradan solid zone'a geldim. Ve bu sefer hop diyorum. Buradan da aynı şekilde wall ve end to end. Bakın şuraya seçili hale geldi zaten. Boundary details'e geldim. Voltage diyorum ve 4.4 voltu buradan bu şekilde gidiyorum. Apply, okay dedim. Şöyle gördüğünüz gibi hot ve ground'u görebiliyoruz. Bu katı bölge içindi. Şimdi inlet. İnleti gireceğim. Yani akışkan bölgedeki inleti gireceğim. Yine aynı yerden şöyle water zone'a geldim. Ve buradan inlete ya da inflow diyelim. Inflow olarak giriyorum. Şöyle inlet inflow olarak kalabilir. Devam ediyorum boundary details'ten. Benim hızım ne kadardı? 0.4 metre bölü saniye. Şuradan 0.4 metre bölü saniye olarak girdim. Tabii sıcaklığım vardı benim. Akışkanım hangi sıcaklıkta giriyordu? 300 Kelvin sıcaklığında giriyordu. Okey dedim. Şöyle gördüğünüz gibi oluşturdu. Bir de çıkış sınırım bulunuyor. Çıkış sınırımı da tanımlayacağım. Bunun için tabii ki ilk başta şöyle farklı bir şey deneyelim. Bir ifade oluşturalım. Expression oluşturalım. O expression'ı seçelim daha sonra. Şöyle bakın şuradan expression'ı tıklıyorum. Ve outlet temperature diyorum. Outlet temperature diyorum. Ve buradaki ifademi giriyorum. İlk başta ortalama sıcaklık değerini ifadesini yazıyorum şu şekilde. Ve nerede ki outflow'daki? Apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ifade oluştu. Şimdi artık sınırımı oluşturabilirim. Water zone'a geldim. Neydi? Outflow demiştim. Okey dedim. Buradan tabii opening olarak seçiyorum. Şöyle opening olarak seçtim. Ve buradaki değerim işte 0 Pascal. Ve çıkış sıcaklığımı bakın ben burada oluşturduğum şurada bakın expression'da oluşturduğum buradaki ifadeyi yazabilirim. Aynısını yazıyorum. Outlet temperature olarak yazıyorum. Şöyle bakın şuradaki normalde sayı girmem lazım. Şöyle bu şekilde. Fakat karakter girmem için şöyle enter expression'a tıklıyorum. Ve outlet temperature olarak yazdım. Şöyle bir kontrol edelim. Doğru mu yazmışız? Buradaki büyük ve küçük harfler de önemli. Evet. Bunu bu şekilde yazdık. Okey dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de katı bölge ve akışkan bölge arasında bir arayüz var. Bunun da tanımlanması gerekiyor. Şöyle bakın şuraya geldiğimiz zaman üzerine Domain Interface var. Buna tıklıyorum. Domain Interface 1 olarak kalabilir. Ne diyorum? Fluid
Solid interface. Birinci interface'im ne burada? Water zone. Diğer interface'im de solid zone. Diğer seçeneğe geliyorum. Buradan transferini seçiyorum. Bakın thin material'a. Şuradan thin material'ı seçtim. Interface model. Ve malzeme olarak benim nasıl bir malzemem vardı? Kalsiyum karbonat vardı. Bunun 1 milimetre kalınlığında seçiyorum. Şöyle bir şekilde 1 milimetre olarak seçtim. Okey dedim. Artık benim fiziksel modellemem bitti. Şimdi artık numerik modellemelere geldi sıra. Bunun için şuradan Solver Control var. Şuraya tıklıyorum. Ve Timescale'i Physical Timescale olarak seçtim. Ve benim 2 saniye olarak giriyorum. 2 saniye olarak girdim. Okey dedim. Ve artık analizimi koşturabilirim. Şöyle Define Run'a tıklıyorum. Çözümü kaydetmem için isim vermemi istiyor. Şöyle varsayılan ismi de bırakabiliriz. Save diyorum. Ve şöyle bana bir kontrol paneli açıyor. Start run diyebilirim şu an. Evet, analizimiz koşuyor şu an. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bakın tamamlandı. Okey diyorum. Artık post processing'e geçebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle şuradan çıkıyorum. Daha doğrusu şuradan gelelim ve CFT Post'a tıklıyorum. File diyorum. Load Result diyordum. Ve şuradan bakın. Res yani Result dosyamı seçiyorum. Open diyorum. Okey dedim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. İlk olarak konturlarımızdan başlayalım. Şöyle coil'in konturlarını görelim. Onun için bakın şuradan kontura tıklıyorum. Insert kontur dedim. Okey diyorum. Buradan variable kısmından ne seçeceğim? Temperature seçiyorum. Ve şuradan local dedikten sonra apply dedim. Şöyle şu şekilde bakın sıcaklık dağılımını görebiliyoruz. En düşük sıcaklığımız 381 Kelvin, en yüksek sıcaklığımız da 740 Kelvin civarlarında. Tabii farklı konturlar da görebilmemiz mevcut. Yani şuradan sadece sınırları değil de aynı zamanda biz de bir yüzey oluşturup o yüzey üzerindeki konturları görebiliriz. Mesela ne olsun? Diyelim ki silindirik bir yüzey alalım. Şu aradan bir yüzey alalım. Tabii ki bu yüzeyi oluşturmamız için ne gerekli? Bir ifade oluşturmamız gerekiyor. Çünkü seçebileceğimiz bir yüzey değil. Yüzey oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de bakın şuradan yine expression'a tıklıyorum. Şuraya ne diyelim? İşte radius diyelim. Radius diye bir yüzey oluşturalım. Ve şöyle bir ifade girelim. İşte x kare normalde bizim bildiğimiz dairesel denklemi ifade eden x kare artı y kare karekök içerisinde 0.5. Bu bize neyi verir? Y'yi verecektir. Yani z'yi verecektir aslında. Yani aslında yüzeyi verecektir. Şöyle apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi radius ifadesi geldi. Daha sonra bunu variable'a atayacağım. Şöyle bakın şuradan variable var. Okey diyorum. Ve
Ve buradan hangi, bakın expression'a girmiştim. Ben dolayısıyla expression tipinde hangisini seçiyorum? Buradan radius'u seçiyorum. Şöyle radius'u seçtim, apply dedim. Devam ediyorum. Şimdi artık yüzeyimi görebilirim. Nasıl göreceğim? Şöyle ISO Surface'e tıklıyorum. Bakın ISO Surface için location'a geldim. ISO Surface diyorum. Okey dedim, ISO Surface olarak kalsın. Burada neyi seçeceğim? Burada neyi seçeceğim? Oluşturduğum variable'ın ismi neydi? Variable 1 olarak kalmıştı. O yüzden şuradan geliyorum. Bakın variable 1'i seçtim. Ve değerimi işte 0,8 metre olarak giriyorum. Yani o da arasında bir yere geliyor. Tabii hangi değişkene göre atayacak oradaki, neye göre renklendirecek bunu buradan seçiyoruz. Buradan modu değişken olarak ayarladım ve değişkene buradan sıcaklık seçelim. Ve şöyle sıcaklık aralığı girelim. User specified diyorum. Ve buradaki minimum işte 299 Kelvin ile 309 Kelvin arasında seçiyorum. Ve apply diyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi şöyle bir yüzey oluşturdu. Şöyle konturu kaldırırsak aslında daha rahat görebiliriz. Süreç sıcak bölgeleri görebiliyoruz. Maksimum silindirimiz zaten 1 metre. 0,8 aldığımız zaman şöyle arasına bir ne atadı? Yüzey atadı. Bir de grafik oluşturabilmemiz de mümkün. Şöyle bir ilk başta grafik oluşturmamız için tabii bir ne oluşturmamız lazım? Bir line oluşturmamız lazım. İlk olarak line'ı oluşturalım. Şöyle location'a geldim. Line'a tıkladım. Buraya line 1 kalabilir. Okey dedim. Şöyle point'i seçiyorum şuradan bakın. Eksi 0,75 0,0. Şurası da eksi 0,75 ve burası da 2,25. Şunu da samples'a 200 olarak giriyorum. Apply diyorum. Şöyle bakın şuraya bir tane line atadı. Bu line üzerinden biz bir grafik çizeceğiz. Ne yapıyorum bunun için? Bakın burada chart ikonu var. Tıklıyorum buna. Okey dedim. Data serisine geliyorum. Ve buradan oluşturdum. Line'ı seçiyorum. Y ekseni geldim. Buradan ne seçiyorum? Temperature seçiyorum. Apply diyorum. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Nasıl? Bunu neye göre oluşturuyor? Şöyle bakın şuradan yukarıdan doğru oluşturuyor. Normalde bakın iki kere pik yapıyor gördüğünüz gibi. Tabi bu neye göre? Şöyle iki kere coil bölgesiyle karşılaşıyor bundan dolayı. İki kere pik yapıyor buralarda. Evet. Sizlerle ısıtma bobininin ısı transfer analizini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.